Hepinize tekrar merhaba. E, hücre teorisinin tarihini anlayabilmek için işe bu teorinin nasıl geliştirildiği ile başlamak istiyorum. Ekranın sağ tarafında 1600'lerden 1800'lerin sonuna uzanan bir zaman çizelgesi var. Bu çizelgenin yanına da birkaç küçük kutucuk ekledim. Bu kutulara hücre teorisinin 3 ana doktrinini yazacağım. Yandaki zaman çizelgesi sayesinde de bu doktrinlerin hangi zaman dilimine ait olduğunu kolayca takip edebileceğiz. Video boyunca bazı noktaların iyi anlaşıldığından emin olmak için size bakteri, bitki ve hayvanlarla alakalı örnekler vereceğim. Hikayemiz 1600'lü yıllarda Hollanda'da Anton van Leeuwenhoek adında bir bilim insanıyla başlıyor. Zaten mikroskop da bu tarihlerde Hollanda'da icat edilmişti. Van Leeuwenhoek mikroskopu kullanmaya başladı. Hatta bir de kendi versiyonunu icat ederek eline geçen her şeyi mikroskop altında incelemeye koyuldu. Bu merakı onu bir gün kendi üzerinden bir parçayı incelemeye itti ve dişinden aldığı yapışkan sıvı örneğini mikroskopun altına koyduğunda hareket eden minik hayvanlara benzeyen yaratıklarla karşılaştı. Bu yaratıklardan birini temsilen çizmek istiyorum şimdi. Hayvana benzedikleri için de onlara animakül adını verdi. Bugün Van Leeuwenhoek'un incelediği yaratıkların aslında bakteriler olduğunu biliyoruz. Ama o zamanlar bakterilerin henüz keşfedilmemiş olduklarını siz de tahmin edebilirsiniz. Animakül keşfi, Anton van Leeuwenhoek'un mikrobiyolojinin babası olarak anılmasına sebep oldu. Aynı tarihlerde Robert Hooke isimli bir İngiliz bilim insanı da mikroskop altında çeşitli incelemeler yapıyordu. Olayların bu şekilde gelişip gelişmediğinden tam olarak emin değilim ama bu eğlenceli bir hikaye olduğu için yine de anlatmak istiyorum. Efendim, Robert Hook bir akşam bir partiye gitmiş. Şampanya patlatırken mantarlardan biri Robert Hook'un kafasına gelmiş. Hook kafasına çarpan mantarı almış, evine götürmüş ve ertesi sabah uyandığında aklına bu mantarı mikroskop altında incelemek gelmiş. Mantarı çok ince bir şekilde kesip mikroskopun altına koyduğunda da buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşmış. Biz bu görüntünün bugün mantar yapmak için kullanılan bitkinin hücre kalıntılarından başka bir şey olmadığını biliyoruz. Ancak Robert Hooke bunları manastırlarda yaşayan rahiplerin kaldıkları odalara benzetip <laughs> evet evet isim olarak Latince'de oda anlamına gelen sella'yı vermiş. Bu da hücre kelimesinin İngilizce'deki karşılığı olan selin geldiği yer. Buna ek olarak hayvan dokuları inceleyen diğer bilim insanları bakteri ve bitkilerde olduğu gibi hayvan dokularında da birbirine benzeyen yapılar olduğunu fark etmiş ve bu sayede de hücre teorisinin birinci doktrinini geliştirmişler. Bu doktrin, hücrenin canlıların en küçük yapı taşı olduğunu söyler. Bunu takip eden yıllarda da bilim insanları mikroskop altındaki incelemelerine devam etmişler. Söz konusu bakteriler olduğunda bir sürü bakteri çeşidi olduğu vardıkları sonuçlardan biri. Bu bakterilerden bazıları az önce çizmiş olduğum gibi çubuk şeklinde, bazıları spiral, bazıları da küre şeklindeydi. Ama şekilleri dışında bilim insanları bakterilerin hepsinin yapılarında aynı yapı taşına yani hücreye sahip olduğunu fark etti. Bitkilere geldiğimizde 1830'larda yaşayan Alman botanikçi Matthias Schleiden'dan bahsetmemiz lazım. Evet, Schleiden aynı zamanda mikrobiyoloji ile ilgilenen bir botanikçi olduğu için her türlü bitkiyi mikroskop altında inceliyordu. Bu incelemeleri sonucu mikroskopun altındakinin bir çiçek ya da ak ağaç olmasının hiç önemli olmadığını, önemli olanın tüm bitkilerin Robert Hooke'un da seneler önce tanımladığı yapıya sahip olmaları olduğunu gördü. Yine aynı zamanlarda Theodor Schwann diye bir başka Alman bilim insanı farklı hayvanların sinir sistemlerini incelerken mikroskopun altındaki dokunun insan ya da kediye ait olmasından bağımsız olarak hücrelerin benzer yapıları olduğunu gördü. Mikrobiyoloji açısından şanslı bir günde 1837'de bir akşam yemeği için bir araya gelen Schwann ve Schleiden araştırmaları hakkında konuşmaya başladı. Ve bu konuşma esnasında eğer tüm bitki ve hayvanlar hücrelerden oluşuyorsa tüm canlı organizmalar da hücrelerden oluşmalıdır fikrinin bir anda ikisinin de kafasında ampuller yanmasına sebep oldu. Bu olaydan bir sene sonra yani 1838'de Şıvan bir kitap yayınladı ve bu kitapta tüm canlıların hücrelerden oluştuğu fikrine yer verdi. Bilimin vardığı bu nokta hiçbir bilim insanının canlılıkla hücrelere özdeşleştirmediği bu dönem için oldukça iyi bir noktaydı. Ama o dönemde hala hücrelerin nereden geldiği bilinmiyordu. Gözlemler sonucunda elde ettikleri bilgi çok kısıtlıydı. Mesela binlerce yıldır bir dişi ile bir erkek çiftleştiğinde yavruları olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Bu fikirden yola çıkarak da hayvanların hayvanlardan geldiği sonucuna ulaştılar. Benzer bir şekilde bitkiler içinde tohumlu bitkilerden alınan tohumların toprağa ekildiklerinde aynı çiçek ya da ağaca dönüşmeleri gözlemi de vardı. Bunun için bitkilerin de bitkilerden geldiği fikri kabul gördü. Söz konusu bakteriler olduğunda ise bunların tam olarak nereden geldikleri hala anlaşılamamıştı. O zamanlarda kabul gören teorinin adı abiyogenezdi. Abiyogenez teorisini biraz daha iyi anlatabilmek adına ekranın şu kısmını temizlemek istiyorum. Evet. Abiogenez milattan önce 4. yüzyıla Aristo'ya hatta 1800'lere kadar da dünya üzerinde yaşamın ortaya çıkışı hakkında kabul edilen oldukça eski bir teoridir. Evet, size abiyogenezin ne olduğunu hemen kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi, diyelim ki burada bir kaya olsun. Evet, bir kaya. Eskiden bilimle uğraşan insanlar havada cansız maddelerden yaşam oluşturan bir madde olduğuna inanıyorlardı. Bu teorinin mekanizması için esas olan kendiliğinden üreme yani cansızdan canlı oluşumuydu. Takvim 1800'leri göstermeye başladığında bilim insanları bu teoriyi yavaş yavaş çürütmeye başladı. Bu bilim insanlarından biri yine Alman bir doktor ve patolojist olan Rudolf Virchow'du. Virchow da diğer arkadaşları gibi hücreleri incelemek için mikroskop kullanıyordu. Ve bu incelemeleri sırasında bakterilerin doğru zamanda incelendikleri takdirde bölündüklerini, yani bir bakteriden ona tıpatıp benzeyen iki bakteri ortaya çıktığını keşfetti. Bakterilerin üreme mekanizması olan bu mekanizmaya günümüzde ikiye bölünerek üreme diyoruz. Ama o zamanlarda Virchow bu buluşunu ünlü Latince Omnis cellula e cellula yani her hücre kendine benzeyen bir hücreden meydana gelir olarak bir kitapta yayınladı. Bu fikir hücrelerin kendiliğinden üremediklerini ve hücrelerin de hücrelerden geldiği kavramını ortaya attı. Ah, bu arada bu fikir her ne kadar Virchow'un fikri olarak bilinse de Omnis cellula e cellula cümlesi daha önce adı François Vincent Raspay olan Fransız bir doktor tarafından kullanılmış ve ikiye bölünerek üreme teorisi de aslında Polonyalı bir fizyolog olan Robert Remak'tan alınmıştır. Evet, her ne kadar isim ve teori Virchow'a ait olmasa da Virchow bu isim ve teorinin babası olarak kabul edildi. Virchow bu fikirler ortaya çıktığında bir sürü eleştiri aldı. Özellikle de abiyogenezi savunan bilim insanları hücrelerin hücrelerden geldiği fikri için doğru olabilir ama bu abiyogenezin yanlış olduğunu kanıtlamaz ve bu mekanizmaların ikisi de hala geçerli olabilir dediler. İşte bu noktada takvimimiz 1860'ı gösterdiğinde ünlü Fransız bilim insanı Louis Pasteur sahneye çıkıyor. Bu senelerde Louis Pasteur'ün kuğu boyunlu şişe olarak geçen kıvrımlı bir borusu olan deney tüpüyle yaptığı deney, abiyogenez teorisinin de tarihe karışmasına sebep oldu. Pasteur'ün deneyine geçmeden önce abiyogenezi savunanların teorilerini desteklemek için kullandıkları fikirlerden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki elimizde böyle bir deney tüpü var. Deney tüpüne bir miktar et suyu koyuyoruz. Ha bu arada et suyunda bakteriler olabileceği ve bunun kaynatıldığında bakterilerin öleceği de biliniyordu. Et suyu kaynatıldıktan yani bakteriler öldükten sonra zaman içinde et suyunun içinde yeniden bakteriler ürediği için abiyogenizi savunanlar deney tüpüne eklenen bir şey olmamasına rağmen bakteriler yeniden ürediğinden dolayı bunun kendiliğinden üreme sonucu gerçekleştiğine inanıyordu. Bu fikre katılmayan Pasteur şekli buna benzeyen kuğu boyunlu bir deney tüpüyle başka bir deney yapmaya karar verdi. Bu deney tüpüne de aynı et suyundan konuldu. Sonra et suyu kaynatıldı yani sterilize edildi. Louis Pasteur Havada bazı bakteri ya da canlı partiküllerin olduğu ve suda yeniden bakteri üremesine sebep olan şeyin de bu olduğu fikrine sahipti. Ve bu deney tüpü sayesinde et suyu havayla temas halindeyken az önce bahsettiğim yabancı partikül ya da bakterilerin suya gelemeden buradaki kıvrımında birikeceğini düşünmüştü. Pasteur deneyi sonucu tüpte de yeniden bakteri üremediğini gözlemledi. Abiyogenes teorisi de bu şekilde tarihe karışmış oldu ve modern hücre teorisinin üçüncü doktrini olan hücrelerin hücrelerden meydana geldiği fikri de bundan sonra kabul gördü. Bu video size hücre teorisini ve bilim insanlarının son 200 yılda modern teoriye ulaşmamızı sağlayan 3 doktrini yani hücre canlıların en küçük yapı taşıdır. Tüm canlılar hücrelerden meydana gelir ve hücreler var olan hücrelerden meydana gelmiştir fikirlerini nasıl keşfettiklerini anlatmaya çalıştım. Dilerim başarmışımdır. Hoşçakalın.